Şimdi diğer taraftan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram kararıyla sosyal medya bağımlıları da bugünlerde VPN indirmeye başlıyor sayın seyirciler. Erişim engelini bir tıkla aşmaya çalışıyor ancak bilişim uzmanları, işi bilenler bu konuda vatandaşları uyarıyorlar. Çünkü özellikle kişisel bilgileriniz, banka hesaplarınız çalınabilir uyarısını yapıyorlar. Yani sadece VPN değil ki, çeşitli sitelerden de bütün bilgilerinize bugün şey yapabiliyorlar, yani yanlış bir yere girdiğinizde erişebiliyorlar. VPN ben kullanmıyorum, evet. Normalde VPN'in mantığı nedir? Aslında sizin IP numaranızı ya da girmiş olduğunuz bölgedeki yeri değiştirerek o mecraya erişimi sağlıyor. BTK Instagram'ı kapattı, sosyal medya kullanıcıları çareyi VPN'de buldu. VPN ise birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Instagram bağımlıları erişim engelini VPN ile açmaya çalıştı. Bir yanda da casusluk yazılımlara kapı araladı. Bu mesela ücretli VPN'leri tavsiye ediyoruz. Bunlar en azından bir muhatabınız var. Yani şirketlere en azından dijital güvenle ilgili problem yaşadığınızda bir muhatap bulabiliyorsunuz. Ama diğer ücretsiz VPN'lerde herhangi bir muhatap bulamıyorsunuz. Ya kullandım ama tehlikeli olduğu için şu an kullanmıyorum. Bir tanıdığım dolandırılmıştı o şekilde. Telefonlarınıza kolaylıkla indirilen VPN uygulaması başınıza iş açabilir. Uzmanlar VPN'li Instagram kullanıldığında tehlikenin büyük olduğunu söylüyor. Ama VPN kullanımı Instagram için kesinlikle ücretsiz olanlarını tavsiye etmiyorum. Ciddi güvenlik açıkları var. Dediğim gibi tüm bilgisayarınızı veya dijital cihazınızı, hatta internet altyapınızı hiç tanımadığınız kişilere açmış oluyorsunuz. Yani Instagram kullanıyorduk ama şimdilik kapandı, inşallah geri açılır. Yok, ismini duydum ama kullanmadım, hiç denemedim. Uygulamayı indirdim ama baktım ücretli bir şeyler yönede, anlamadım, fazla geri kaldırdım.